Profesör Doktor Deniz Ülke Arıboğan bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Ben deyim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hemen sıcağı sıcağına kitabımızı gösterelim. Travmadan Zafer'e. Hadiye Yılmaz Odabaşı ile birlikte kaleme aldığınız bir kitap. Tabii ki konuşacağız ama öncelikle ben size şunu sormak istiyorum. Siz bugüne kadar onlarca, yüzlerce, binlerce hatta öğrenci yetiştirmiş çok önemli bir akademisyensiniz. Bizim için de çok önemli bir değersiniz. Şunu sormak istiyorum. Şu dönemde öğrencilerinizi nasıl motive ediyorsunuz? Bakın çalışmalısınız, okumalısınız, emek harcamalısınız. Çünkü o kadar oturduğu yerden kolay para kazanan insanlarla dolu ki gündemde ya da çocukların da önüne çıkan, gençlerin de önüne çıkan örnekler biraz böyle. Nasıl motive ediyorsunuz öğrencilerinizi? Hayır, bunlar önemlidir, okumanız önemlidir. Bunlar size maddi manevi getiri sağlarlar. Evet, evet. Kolay değil aslında. Yani çocuklarımızı tabii maddi getiri üzerinden konsantre etmiş, onları sadece bu değer üzerine odaklamış bir zamanın ruhu varken başka bir takım değerlerin de var olduğuna ikna etmek çok kolay değil. Ama şunu söyleyebilirim, yani her dönemin kendi iyileri ve kendi kötüleri oldu. Bu dönem birazcık tabii Türkiye'nin ve dünyanın birlikte bir harmanlandığı, hem yerel ruhumuzun hem zamanın ruhunun çarpıştığı bir ortamda şekillendi. Bir kere kapitalizmin geldiği aşamada dünya üzerinde daimi olarak kar elde etmek, fayda sağlamak, bireyin faydasını sağlayabilmek, kendisi için bir şeyler yapabilmek kutsallaştırılıyor. Bu artık zamanın ruhu haline gelmiş durumda ve bu kapitalizmin geldiği bu aşamada aslında post endüstriyel toplumun da yarattığı bazı şeyler var. Tüketicinin ruhunun şekillendirilmesi. Artık şu ürünü üretmekle, bir bardağı üretmekle uğraşmıyoruz da o bardağı satın alacak kitleyi, tüketiciyi üretmekle uğraştığımız için o tüketiciye yepyeni değerler empoze etmeye başlıyoruz. Yani o tüketiciyi şekillendirmek çok önemli hale geliyor. Ve böylece binlerce yıllık kadim değerlerin aileden, topluluktan, mahalleden, okuldan, arkadaş çevresinden gelen o kadim değerlerin yerini işte sosyal medya ortamında, enformasyon kanallarının her birinden gelecek şekilde işte internet ortamında üretilmiş bir takım yeni gerçeklikler, yeni bilgiler almaya başlıyor. Doğal olarak çocukları artık anne babalar yetiştirmiyor, dedeler, nineler yetiştirmiyor, hatta öğretmenler yetiştirmiyor. Yani bir tek tuşla ulaşabildiği, dünyanın her yerinden akan, çoğunlukla da kasti olarak manipüle edilen bir dünyanın içerisine giriyorlar. Artık biz bir dünyada yaşamıyoruz. Bize bir taşınıyor dünya ve o bize taşınan dünyayı yaşıyoruz. Peki bu dünya iyi bir dünya mı? Değerleri itibariyle bütün o insanlığı daha güzele, daha fazla barışa, daha fazla dayanışmaya, daha fazla empatiye, toplumsal farkındalıklara sevk eden bir dünya mı? Değil. Aslına bakarsanız genelde gençleri nasıl motive edeceğiz diye düşünüyoruz ama ben genellikle bizim jenerasyonumuzun gençlere göre çok daha olumsuz bir mizaca sahip olduğunu düşünüyorum açıkçası. Peki bunu neye bağlıyorsunuz? Çünkü tarım toplumunun içine doğduk. Yani özellikle Türkiye'de hatırlarım, yerli malı Türk'ün malı haftası diye şeyler vardı okula gittiğimde. Ben de yetiştim. Yani yetiştin mi? Vallahi bilmiyorum ama sonradan kalktı bildiğim kadarıyla ama üzüm, incir, fındık falan yenirdi. Belki onları hatırlıyor musun oraya bilmiyorum ama neden üzüm, incir, fındık yediğimizi derste, neden süt içtiğimizi pek anlamazdık. O zamanlar Türkiye bir tarım toplumuydu ve yerli malı dediğimiz tek şey üzüm, incir, fındıktı. Başka hiçbir şeyimiz yoktu. Ve biz ülkemizi sanayi toplumu yapabilmek için inanılmaz bir biçimde motive olmuştuk. Ve hayallerimiz buydu. Ülkemizi sanayi toplumu yapacağız. Üniversite sınavında sorulurdu. Türkiye'de şeker fabrikaları hangi bölgelerde vardır diye. Şimdi bilebilir misiniz hangi fabrikamız nerede? Binlerce fabrikamız var. Her yerde inanılmaz bir endüstri oluşmuş durumda. Peki bu yeni uygarlık sistemine uyacak bir değerler sistemini biz şey yapabildik mi, üretebildik mi? Tarım uygarlığına doğduk. Sanayi toplumunda, sanayi uygarlığında yetiştik. Şimdi sanayi uygarlığının bir sonraki aşaması, sanayi sonrası uygarlığın içerisinde olgunlaşıyoruz. Yani üç uygarlık birden aynı jenerasyonun içerisine gelince bir adaptasyon zorluğu var. İki, ilk defa para bolluğuyla karşılaştık. Yani 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılışıyla birlikte kapitalizmin böyle bütün dünyada olağanüstü bir hızla yayıldığı bir dönem, duvarların kalktığı bir dönem ve gerçek kapitalizmin ne olduğunu görmeye çalıştık ama Batı dünyasında birkaç yüzyılda oluşmuş olan o sermaye birikimi süreci
birkaç on yılın içerisine sıkıştırılınca gayri kanuni yollardan o sermaye birikiminin sağlanması devletler tarafından da desteklendi. Bizde de aynı şeyler oldu. Hayali ihracat falan gibi şeyler. Ya da işte bir takım organize suç şebekeleriyle el ele yürüyen o hızlı sermaye birikimi süreci devlet tarafından göz kapandığı için çok da fazla anlam kazanmadı, cezalandırılmadı. Toplum da bunu ayıplamayı unuttu. Yani bence bizim toplum olarak kaybettiğimiz en önemli şey ayıp kavramını unuttuk. Bahsettiğiniz nokta o kadar önemli ki aslında az önce de benzer şeyleri konuşmuştuk. Şimdi bir toplumda hırsıza hırsız denmesi, ahlaksızlığın gerçekten kötü karşılanması çok önemli ki bununla paralel olarak da cezalar geliyor. Yani kimsenin yüzü kızarmazsa eğer olağanlaşır bu tür durumlarda, hatta insanlar bunu kanıksamaya başlarlar. Evet, yani aslına bakarsanız edepsizliğin, yozlaşmanın, kültürsüzlüğün baş tacı edildiği ve açıkçası biraz daha fazla benimsendiği bir dönemde yaşıyoruz. Yani insanların, bakın hani her ortamda çevrenizde gördüğünüz o büyük şöhretlerin, idolleştirilmiş kimliklerin, gençlere örnek olması için ön plana çıkartılan kimliklerin başarıları aslına bakarsanız öyle çok da bütün o kadim kültür, etik değerler açısından başarı olarak tanımlanamayacak şeyler. Popülarite mesela temel başarı. Aslında biz gençlik araştırmaları da yapıyoruz mesela. Gençlik araştırmalarında gençler popülerleşmeyi falan o kadar istemiyorlar. Ya da çok büyük influencer olup çok büyük zenginlikler etmek. Hayır hayır, hiç öyle bir şey yok. Tam tersine ailelerine bağlı olmak istiyorlar. Topluma karşı duyarlılıkları, farkındalıkları yüksek. Hayvan haklarına, kadın haklarına, yoksullara karşı duyarlılıkları, duyguları yüksek. Gerçekten en kötü jenerasyon bizim jenerasyon. Yani biz o hızlı kapitalistleşme sürecinde parayı, bir anda o bol parayı aniden bulup ne yapacağını bilemeyen, çocuklarını olağanüstü şımartan toplumun belli bir kademesinde bu var. Ve bunlar toplumun değer sistemini ele geçirmiş durumdalar. Devletle de yapışık yaşıyorlar. Şimdi Sokrates'in Glaukon'la bir diyaloğu vardır. Platon'un Devlet adlı eserinde. Ben bunu öğrencilerime hep anlatırım. Ahlak felsefesi açısından çok önemli bir diyalogtur. Ve Glaukon'la konuşurken işte Sokrates, Glaukon bir hikaye anlatır. Der ki Lidya'da bir krallık ve bu krallıkta bir çoban vardır. Onun adı Giges. Giges bütün köylülerin çok sevdiği, işte koyunlarını, kuzularını emanet ettiği, herkesin çok güvendiği bir çobandır. Ve bir gün koyunları otlatırken bir deprem olur ve yer yarılır. Yerin içerisinde bir ölü beden bulur, insandan hayli büyük. Ve onun parmağındaki yüzüğü alır, parmağına takar. Bu Giges'in yüzüğü çok önemli bir yüzüktür. Sonra Yüzüklerin Efendisi'nde falan da aslında bu konu işlenmiştir. Şimdi Giges yüzüğü aşağı doğru çevirdiğinde görünmez hale geldiğini fark eder. Yukarı çevirdiğinde görünüyordur. Tekrar çevirdiğinde görünmez hale gelir. Şimdi bu çok akıllı, ahlaklı, herkesin sevdiği Giges elindeki bu görünmezlik özelliğini fark ettiği andan itibaren bir canavara dönüşür. Çünkü kimse onun yaptığı kötülükleri görmemektedir. Sonunda Lidya kralını öldürür. Sonrasında bir kral olur. Buradaki ahlak felsefesi açısından söylenmesi gereken şey şudur. Yani bu bir devlet kitabıysa insanı aslında iyi olmaya teşvik eden bir takım gözler vardır. Görünürlük çok önemlidir. Bu göz birincisi devletin gözü olabilir. Yasalar sizi kötü olmaktan alıkoyar. Aşırı çılgınca sahip olmanızı engeller. Belli kurallarla sizi sınırlar. Eğer o kuralları aşarsanız sizi hapse atar. Devletin gözü önemlidir. Ama siz devletin en tepesine çıkmış kral olmuş olabilirsiniz. Sizin kötülük yapmanızı ne engeller? Tanrı'nın gözü engelleyebilir. Allah'a inanıyorsunuzdur. O her yerde hazır ve nazır olan Allah'ın gözünden korkarsınız ve yasaları aşabilirsiniz ama onun gözü sizi korkuttuğu için yapmamaya çalışırsınız. Bir de öbür dünya vardır. Peki onu da aştığınızda ne vardır? Ha, toplum sizi izliyordur. Milletin, mahallenin gözü vardır üstünüzde. Ahlakın gözüdür o. Ahlaklı olma davranışı sizi ayıplarlar, dışlayabilirler. Yani sizin ne inancınız vardır, ne devletten korkuyorsunuzdur ama mahalleniz, aşiretiniz, akrabalarınız sizi görecekleri için kötülük yapmaktan engelleyebilir sizi. El alem ne der? El alem ne der? Hadi onu da aştınız. Başka ne gözü vardır? İnsanın kendi iç gözü, vicdanı vardır. Vicdandır esasında her şeyin temelinde orada olan şey. Vicdanınız size kötülük yapmayı engelleyici bir takım direktifler sunuyorsa o göz sizin esas sınırınızı koyan gözdür. Her yerde, devletin tepesinde de,
mahallenin en büyük kabadayısı olduğunuzda da, kocaman bir inanç sistemine hükmettiğinizde de aslında temelde ortada olan şey vicdanınızdır. Problem insanların vicdanlarını kaybetmiş olmaları ve bu vicdanı kaybediş halinin yeni normalimiz haline gelmesi. Bu şimdi aslında hep gençlere doğru aksettirilen bir şey ama ben de ısrarla şunu söylüyorum. Aslında yani bu genel ortada görünen şey, bu yozlaşma, sosyal medyadan, televizyonlardan, oradan buradan önümüze atılan bu insanlar marjinal insanlar. İnsanların geneli kötü değil. Yani insanların kötüsü var kuşkusuz ve her dönemde var. Yani bunu milattan önce 400'lü yıllarda yazıyor bu hikayeyi ama ahlak felsefesi üzerine. Şimdi her dönemde öyle ama sosyal medya, ekranlar, internet ortamı dünyanın her yerindeki kötü örneklere ulaşabilir hale getiriyor bizi. Daha önce de kendi mahallemizin dışında bir şey bilemediğimiz için çok da fazla bunlara muhatap olmuyorduk. Ama temel mesele bu küreselleşme sürecinde devlet dediğimiz o aktörün, aygıt ve örgütün öncelikle kendi gücünü kendisinin istismar etmeye başlamasına doğru giden bir sınırsızlaşma hali oldu. Önce sınırları aştı, sonradan da aşırı bir güç depolamaya başladı. 21. yüzyılda 3 tane büyük küresel kriz yaşadık. Bunlardan biri 11 Eylül saldırısıydı. Terör ve güvenlik üzerine odaklanmış bir krizdi. Devletin aşırı güçlenmesine yol açtı. İkinci kriz ekonomik krizdi. Yine şirketler, bağımsız bir takım finansal aktörlere karşı devletin bir kez daha adım atması ve ekonomiyi ele geçirmesini sağladı. Üçüncüsü pandemi kriziydi. Sağlık krizi gibi görünen şey aslında biyopolitik olarak hepimizin bedenleri üzerinde devletin nasıl bir tahakküm kurabileceğini gösterdi. AVM'ye sen girebilirsin, sen giremezsin. Sen şu uçağa binersin, sen binemezsin. 3 gün evde hapis kalacaksın, 4. gün izin veririm gibi. Her 3 krizde, 20. yüzyıl bir küresel krizler yüzyılı, devlette aşırı güç birikimine ve güç pratiğini sahaya uygulamasına izin verecek bir döneme yol açtı. O zaman devletin madem bu gücü ön plana çıkarttı, devletin bir yandan da doğru düzgün değerler üretebilmesi, daha kaliteli, daha nitelikli, daha iyiye yönelik bir toplum üretebilmek için bir takım katkılarda bulunması, desteklerde bulunması gerekirken, şimdi birazcık karşı karşıya kaldığımız durum, devletin içinde başlayan yozlaşmayla toplumsal yozlaşmanın, toplumsal marjinallerin ürettiği bir yozlaşmanın halka sanki yeni normal gibi sunulması. Ya da karşılık bulmasını beklemesi.